İşte burada özellikle şu var, yani yine aynı şekilde kullanabilecekler mi Fafavus'u bilmiyorum ama arka tarafta saldırı gücü taşıyıcısını ve orada büyücüyü tuttukları zaman gerçekten de DP'nin performansı yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu arada yasaklamalar geliyor. Cassiopeia, Lissandra, Rek'Sai, Fizz açıkta. Diğer tarafta Kalista ve LeBlanc. Yalnız şu var, Fafavus burada hani görmeden, rakibin seçimini görmeden kesinlikle Fizz gibi tercih yapacağını ben düşünmüyorum. Öncelikle Elwynd'in ne alacağını görmesi lazım. Hala çünkü bir Hecarim var. Hecarim evet. Var yine aynı şekilde. Bu arada değişik bir yasaklama Sejuani yasakladı HVA takımı. Şimdi acaba Crystal ne seçecek orman için? Acaba Lee Sin performansı görür müyüz Crystal'dan? Bu önemli. Lee Sin senin de dediğin gibi yani Crystal'ın en sevdiği şampiyonlardan bir tanesi. Lissandra'yı iki oyuncudan da görmeyeceğiz şu anda yasaklandığı için ama işte Elwynd'in Sion en sevdiği ve en korkulan şampiyonlarından bir tanesi olan Sion. Evet, bu arada HVA ekibi Dark Passage'a karşı oynadığı son 5 maçın hepsinde Kalista yasaklamış. Şu ana kadar yani Holy Phoenix HVA'ya karşı bir kere bile Kalista oynayamamış. Bu da önemli tabii. Kalista'nın Holy Phoenix ellerinde olduğunda neler yapabildiğini sezon sırasında görmüştük. Şimdi HVA takımı da baktığımızda iki seçimini yine yapacak. Janna'nın üzerinde duruyorlar. Bugün Janna'yı Touch'ın ellerine bırakmadılar. Hiçbir ilk iki maçta da. Bakalım bu maçta da Janna seçiminde bulunacaklar mı? Ve Zerat. Şimdi bu Zerat seçimi bence biraz riskli bir seçim. Neden diye soracak olursan, Naru'nun işte, seçimini bu. Görmeden Zerat seçimi yaptı. Bu hatayı ligin son haftasında yaptıkları mücadele yine yapmıştı. Risk atır. Şimdi Naru burada Zed gibi bir şampiyon aldığında açıkçası Risk atırın işi hiç kolay olmayacak. Ama bununla ilgili bir planları olduğunu düşünüyorum HVA'nın. Bu kadar hani, bu da bu arada. Kolay bir çözüm olmayacaktır. Diana son zamanlarda çok fazla oynanıyor orta koridorda. Özellikle Zerat gibi kaçış mekaniği sıkıntılı olan şampiyonlara karşı gerçekten de terör estirebiliyor ve Naru'dan Diana performansı göreceğiz. Yine farklı bir şampiyon. Crystal bu arada şu an itibariyle Thresh'in üstünde duruyor. Touch'in ellerinde bu maç yine Thresh göreceğiz. Bakalım o ilk maçtaki gibi bir performans ortaya koyabilecek mi? Yani hem Diana hem böyle yarı tank olabilecek bir şampiyon. Çünkü genelde Diana'ya ilk eşya böyle Rabadon gibi bir eşya çıkmazsınız. Yaptığınız eşya çoğu zaman ilk eşya tabii. Cehennem asası. Üzerine yani işler yine biraz daha tank olmanız gerekiyorsa bir tane Zonya ile beraber 150 zırh büyü direnci civarında böyle yarı tank, yarı evet. Büyücü bir şampiyon haline. Yarı sürekli tank, yarı suikastçı hatta. Gibi hatta. Sürekli böyle insanların üzerinde oynamaya çalışan, diplerinde duran bir şampiyon haline geliyorsunuz Diana oynarken. O yüzden Risk Hatır'ın inanılmaz bir pozisyon alması gerekiyor. Çok iyi pozisyon alması gerekiyor. Ve erken safhalarda Risk Hatır'ın rahat minyon biçebilmesi için Stone Age'in ona mutlaka yardımcı olması gerekecek. Orta koridordan Stone Age uzaklaştığı anda emin olun ki o Zerat'ı yalnız ve rahat bırakmayacak Dark Passage ekibi. Bu arada yine Grave seçiminde bulunduğu HVA takımı ormanda kullanacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Zeit Note bu sefer Graves'i almayı başardı Holy Phoenix'in evlerinden. Bakalım Holy Phoenix ne seçecek? Touch ve Holy Phoenix'in seçimlerini yapacaklar ama HVA'nın şu kadrosuna baktığımız zaman yukarı koridorda ne alacağı bence yine çok önemli. Ossio'nun karşısına Fabulous bir önceki oyunu gerçekten sırtladı. Takımını da öne geçirdi ve ondan sonra takım oyunuyla birlikte maçı kazanmaya başardılar. Hecarim üzerine duruyorlar. Ormanda bir Hecarim seçimi görecek miyiz acaba? Yoksa orman Sion üst Hecarim mi? Yani büyük bir ikisi de tabii ki iki koridora da gidebilecek şampiyonlar. Ama tabii ki şunu söyleyelim. Sadece Sion'un ultisiyle takım savaşı başlatması pek mümkün olmayabilir Dark Passage ekibinin. Evet. Çünkü rahatlıkla takım savaşına uzaklaşabilecek Janna'nın yardımıyla tabii ki bir HVA ekibi olacak karşılarında. O yüzden takım savaşlarına girmelerini kolaylaştıracak bir şampiyon daha lazım. Bu yüzden Hecarim'i tercih ettiler. Victor mu? Victor değil. Yasuo'ya döndüler şimdi. Esasına baktığın zaman Janna ve ormana bir şey seçip Gragas'ı üstte de gönderebilirler. Bu da tabii ki. Kenan'a döndüler. Şu anda.
Yine şimdi, yukarıda böyle hasar potansiyeli yüksek bir şampiyon almayı düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Fabulous'un ellerinde can sıkacak bir şampiyon arıyorlar. Esasında Yasuo bence o kadar... Bilmiyorum ne düşünüyorsun sen ama... Yani ben... Jana var çünkü. Orta koridor dışında pek kuvvetli bulmuyorum Yasuo'yu. Yine orta koridorlarda, orta koridorda arada sırada kendisini gösteren bir şampiyon. Amerika'da Team Impact'in orta koridor oyuncusu Xiaowei Xiao arada tercih ediyor Yasuo'yu. En son oyununda 0-4 gibi bir skorla başlamıştı. Yine de kazanmışlardı maçı yanlış hatırlamıyorsam ama orta koridor dışında bence pek kuvvetli değil. Üst koridora Kennen'i gönderecekler. Ormanda Gragas, orta koridorda Zerat'la beraber rakibinde Hecarim, Sion ve evet, Hecarim yukarıya gönderiyorlar. Karşı oynayacaklar. Hecarim'i yukarıya gönderiyorlar bu arada. Ve ormana da Sion'u gönderecekler. Crystal'ın ellerine Sion olacak. Sion eğer ki Crystal... Ya şimdi Sion'un bence en büyük sıkıntısı şu. Yukarı koridorda o minyon kesmeye devam ettiği sürece skor almasa da çok aşırı tank hale gelebiliyor. Ormandaki Sion aynı derecede tank hale gelebilecek mi emin değilim. Ormanda Sion yani evet dediğin gibi. Evet aynı derecede tank hale gelemeyebilir. Ama bu sefer de ne var? Yukarıdaki o Hecarim tehdidi var. Yani Hecarim özellikle üçlü kuvveti bitirdikten sonra burada rakibe baktığımız zaman şimdi mobil olmayan bir Zerat var. Bu Zerat'ı çok rahat bir şekilde takım savaşı içerisinde bulabilir ve üzerine gidebilir. Aynı şekilde yine Grace ve Janna ikilisi de burada Hecarim karşısında zor anlar yaşayabilirler. Ya, özellikle Hecarim... o ışınlanmayla gelen baskınlarda. Hecarim'in yapacağı eşya tercihi büyük bir ihtimal. Hatta 10. dakikada Hecarim'in üzerinde şu eşyaları göreceğiz. Merkür'ün adımları, sığınak efsunu, belki işleri gidiyorsa bir tane pırıltı veya ağır kan olabilir. Yani ilk olarak üçlü kuvvetin bir eşyasını tamamlamaktansa çok hızlı bir şekilde bana soracak olursan yani doğrusu o diyebilirim en azından. Sığınak botlarını tamamlamaya çalışacaktık. Baskınlarda o ışınlanmayla gittiği baskınlarda çok daha iyi bir sonuç almak için arkadaşlar günün 3. maçı, serinin 3. maçı HVA ve Dark Pursuit arasında birazdan ekranlarınızda olacak. Nefesleri tuttuk. Biliyorum sizler de tuttunuz. Muazzam bir heyecan var. Muazzam bir mücadele var. Muazzam bir atmosfer var. Bu maçta ve maç başlıyor. Dark Passage mavi tarafta olacak bu maç boyunca. HVA ise kırmızı tarafta mücadele edecek. Açıkçası muazzam bir maç. İlk iki maçın en azından bize gösterdiği buydu. Ve Risk Hatır'la Naru'yu orta koridorda görüyoruz. Hemen totemler geldi karşılıklı. Kim nereye gidiyor bunu görmek istiyorlar. Taç ve Lelouch çalıları tutuyorlar. Defansif bir diziliş var. Her iki tarafta da rakibinin ormanlarını işgal etmesini istemiyorlar. Ya da bundan haberdar olmak istiyorlar eğer böyle bir pozisyon olursa. Evet, olabildiğince görüş konusunda bir avantaj elde etmeye çalıştı iki takım da. Yani nehre tamamen hakim şu anda iki takım. Yani rahat bir şekilde kendi ormanlarından başlayacaklar. İlginç bir şekilde eski sezonlara göre artık şey görmüyoruz. Abi karşı baskına gidelim, rakibin ormanını yani ormanda bir şeyler çalmaya çalışalım tarzı hamleleri pek görmüyoruz artık takımlardan. Bu arada, kardeş ormanlardan başlıyorlar. Bu arada bir duraklama geldi. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Grevzi bir problem var. Problem var. Hemen onu çözecekler. Biz de şöyle tekrardan yerleştik yerlerimize. İlk başlangıç eşyalarına biraz göz gezdirmek istiyorum. Hemen Scarlet. Hecarim'in üzerinde kristal matara var sadece. Sadece kristal matara var. Büyük bir ihtimalle öncelikle gidecek ormandan bir kamp temizleyecek. Ondan sonra yani o dönüp aldı. Dönüp bir eşya mı alacak acaba? Dönüp bir ihtimal bir bot almayı düşünebilir. Veya bir uzun kılıç. Emin değilim. En azından yani şu an botu almadıysa geriye döndükten sonra herhalde onu korumak istiyor altına. Peki kristal matarayla rahat bir şekilde ormanı temizleyebiliyor mu? Hiçbir şey kullanmadan ilk kampı temizleyebiliyor Hecarim. Anladım. Hatta bunu yapabilen bayağı üst koridor şampiyonu var. Hiçbir şey kullanmadan Hecarim yapabiliyor bunu. Irelia, Jax, Olaf, Sion hepsi rahatlıkla ormanı temizleyebilen şampiyonlar arasında. Eminim ki unuttuğum bir iki tane daha vardır. Bu arada bir koridor değişikliği geldi. Şu anda hiç yani takmadan birbirine otomatik saldırılar yapmaya devam etti.
Şimdi İki koridor oyuncuda. Değişiminde açıkçası eğer böyle kalırsa koridorlar, ben HVA'nın tarafını biraz daha şanslı buluyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama çünkü Canon hem o şürükenleriyle birlikte hem otomatik saldırılarıyla birlikte daha hızlı sanki koridorda yani daha uzun süre durabilecek, daha fazla minyon kesebilecek taraf gibi gözüküyor ama bunu göreceğiz sonuçlarını önümüzdeki dakikalarda. Zeitnot bu arada koridoru ittirmeden sadece son vuruş yaparak koridoru kendini güvenli tutabilecek bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu arada Sion'a karşı ormanda kırmızı güçlendirmenin orada. Oo. Kristo. Sion görmedi. Şimdi fark edecek. Ama bakalım çarp geldi Storm Age'den. Kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Bakalım Kristo'nun üzerine gidecekler mi? Hayır, gitmiyorlar. Hecarim de orada ormanda çünkü. Evet. Kayacılılarda risk atır. Bunu orta koridorda gördük. Minyonlar itmeye devam ediyor. Bu arada Thresh geldi orta koridora. Orta koridorda bir pozisyon görevimiz. Taç sıçramasını kullanmak zorunda kalıyor. Çok erken dakikada bu baskından bir de ölüm cezası minyona gidiyor. Yani dediğimiz buydu zaten. Olabildiğince risk atırı rahatlatmaya çalışacak bir takım arkadaşlar. Tek başına yalnız Sion oraya bir baskın düzenleyebilir. Yalnız hayır. Lelouch gördü Sion'u, Crystal'ı. Şimdi Sion üzerine doğru gidiyor ama buradan bir sonuç çıkmadı. Thresh de geldi. Touch da geldi şimdi alt koridora. Burada erken dakikada bir savaş göreceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun en azından sinyallerini veriyorlar. Ama şu anda Zeitnot ve Touch güvenli mesafede duruyorlar diyebiliriz. Evet, Touch şimdi kendisini gösterdi. Zaten Sion da geriye çıktı. Daha fazla orada vakit kaybetmek istemedi. Crystal ormanına geri döndü. Elwynd bu arada kumaş zırhı aldı. Dokuma zırhlı evet. Pardon, dokuma zırhı aldı. 15 milyonla şu anda Fabulous'a karşı bir üstünlük yakalamış bulunduğu bu 1'e 2 koridorda. Fabulous tek başına Corki'ye karşı mücadele ediyor. Evet, Elwynd yani biraz her pozisyonun üzerine gidecekler tabii. Mutlaka. Orada biraz daha geriye düşürmek için. Ya bu arada bence yukarı koridorda Fabulous çok mutsuz değil bu durumdan. Tabii ki. Yani sonuçta onda da Doran kılıcı var. Evet. Rakibinde de Doran kılıcı var. Şu anda tamamen eşit bir durumda. Birbirlerine karşı minyon biçmeye çalışacaklar. Evet. Sadece Kenan'ın otomatik saldırı hasarı birazcık daha düşük olduğu için takas konusunda biraz sıkıntı yaşayabilir erken seviyelerde. Evet, Crystal biraz fazla geride. Yani birazcık geriye düştü, fazla demeyelim de. Ayrıca şimdi yukarı koridorda bakalım o Phoenix üzerine gitmeye devam ediyor. Fabulous geriye çekildi. Orta koridorda da aynı şekilde mücadele devam ediyor. Şimdi Touch yukarıya döndü tabii. Orada Fabulous'a bir ölüm cezası denedi ama Fabulous yemedi. Geriye dönecek. Büyük ihtimalle ışınlanmasıyla birlikte yukarı koridoru tekrardan ziyaret edecek. Yani Sion da oraya gidiyor. Erken bir kule almayı deneyebilir Dark Passage'ın yukarı koridor ikilisi. Çünkü alt koridorda Hecarim için işler iyi gitmiyor. Şimdi ışınlanma geldi ama Crystal orada iptal etti ışınlanmayı. Bu çok iyi bir hamle oldu Dark Passage adına. Evet. Şu anda Fabulous'un Işınlanını harcatmayı başarırlar. Storm Age bu arada Hecarim'i durdurabilmek adına ama Lelouch alt koridora gidecek. Lelouch yukarıya döndü. Şimdi Storm Age geliyor. Baskın için bakalım ama Elwynd çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyor oradan. Biraz daha saraldı ama yaşamaya devam edecek. Zeitnot akıllıca oynuyor. İttirmiyor koridorunu. Bu arada şöyle bir şey yaptı Zeitnot orada. Tam ormancısı totemin içinden geçerken W'sunu kullandı Hecarim'in üzerine. Yani totemin içinden geçtiğini göremesin diye. Evet. Böylelikle biraz daha rahat bir şekilde o baskına gelmeyi başardı Storm Age. Her ne kadar skor bulamasalar da. Yani durum aslında bütün koridorlar adına eşit duruyor. Şimdilik bu arada Fabulous yakalandı. Ama Touch karşılığında yüksek bir hasar alıyor Fabulous'tan. Orta koridoru tekrardan görüyoruz. Orada da minyonlar arasında 6 minyonluk bir fark var. Naru lehine. Şimdi Naru Q tutturursa o zaman işler değişecek ki tutturdu. Oo güzel. Yani burada risk atır da güzel bir hamle yaptı bu arada. Gelen Naru'ya doğrudan sersemletmeye cevap verdi. Üzerine gelen Naru'ya. Geriye dönecekti ama vazgeçiyor. Gragas oraya doğru bir hamle yapar gibi oldu ormandan ama vazgeçti. Geriye döndü ormanına. Touch
Geri dönecek mi? O Janna'yı gördü bu arada. Janna'yı yakalayacak. Orada yakaladı. Naru'yu da şimdi yanına doğru çekti. Fener'le birlikte. Lelouch oradan çıkabilecek mi acaba? Sersentine giriyor. Bitkinleştirmenin ardından Naru'nun üzerine. Stomage de oraya yaklaşmaya çalışıyor. Naru 6. seviye ve bu pozisyonda kimse skor vermiyor ama bir tane bitkinleştirme almayı başardı. Dark Passage ekibi HVA'da Lelouch'un ellerinden. Şimdi Holy Fings alt koridora geri döndüğünü görüyoruz. Sanki böyle seri... Seride maç sayısı ilerledikçe yani böyle 3. 4. maça gelinmeye başladıkça artık takımlar biraz daha temkinli oynuyorlar. Hiçbir şekilde riskli hamleler yapmıyorlar. Yani böyle sıçrayla içeri girmek tarzı bir durum en azından şimdilik görmüyoruz. 7. dakikada henüz ilk kan dökülmedi. Ve bakalım bunu ejderhaya başladı. Şimdi Taç ve Kriz diklisi veya bu durumun farkında olmayabilir. Holy Fings oraya doğru dönünce şimdi anladılar. Lelouch oraya gitti ve gördü ejderhaya başladıklarını. Acilen toplanması lazım. HVA'nın burada bu ejderhayı kaybetmek istemiyorsa ama pek oralı değil gibi gözüküyor. HVA'da şu anda özellikle alt koridordaki Zeitnot ve ilk ejderha böylece Dark Passage'e gidiyor. Evet, güzel bir karar izledik Dark Passage ekibinden. Yani hiçbir şey kaybetmeden rahatlıkla bir ejderha almayı başarlar. Riskhunter'ın yani Zerat'ın geriye dönmesini fırsat bilip hızlı bir şekilde ejderi temizlediler. Riskhunter mavi aldıktan sonra orta koridora geri dönüyor. O da Morelli Monikon'u bitirmeye bayağı bir yaklaşmış. Karşısındaki Naru ise cehennem asasına gidiyor. Bizim de önceden öngördüğümüz gibi alt koridorda baktığımız zaman pırıltıyı bitiren bir Holy Phoenix var. Karşısındaki Zeitnot ise şu anda AMK kılıcını yapmış ilk olarak. O da ebedi kılıca doğru gidecek gibi gözüküyor ilk eşya olarak. Açıkçası dediğim gibi çok daha pasif bir maç geçiyor. Bu arada Naru yukarı koridora baskın yapmaya geliyor. Fabulous bunu hissetti ve hemen oradan uzaklaştı. Özellikle şuradaki totemi Naru'nun geldiğini zaten göstermişti. Bakıyorum Fabulous yukarı itmeye devam ediyor. Şimdi Hecarim üzerine doğru gitti ama orada bu normal takaslardan biri olarak kalacak. Alt koridorda yine mücadele devam ediyor. Orta koridorda Naru'nun canının bayağı bir azaldığını görüyoruz. Burada Riskhunter özellikle mavi güçlendirme aldıktan sonra olabildiğince dürtmeye çalışıyor Naru'yu. Tabii suikastçı şampiyonlara karşı yapabileceğiniz en güzel savunmalardan bir tanesi bu. Eğer ki suikastçı şampiyonun canını düşük seviyede tutmayı başarırsanız bunun karşılığında sizin üzerinize takasa gelmesi bir o kadar zorlaşır. Değil mi? En iyi savunma saldırıdır tarzı bir taktik ilerliyor şu anda Riskhunter. Tabii şöyle bir durum var. Yani orta koridorda Diana Zerat mücadelesini düşünecek olursak kafa kafaya yapılacak bir mücadeleden Diana kesinlikle üstüne ayrılacaktır. Ama işte rakibi Zerat oyunun en uzun menzilli büyücülerinden bir tanesi olduğu için onun o menzile girmesine izin vermeyecek. Şimdi Holy Phoenix'in başı dertte. Holy Phoenix'in başı dertte ama ışınlanma da geliyor alt koridora. Lelouch yakalandı. Lelouch yakalanınca orada çıkabilecek mi acaba? Hecarim de geldi. Çıkamıyor. Fabulous da geldi. Riskhunter da geldi. Touch'ı şimdi o tarafta yakaladılar. Skor kime gidiyor? Graves'e gidiyor. HVA buradan bir skor son anda çıkarmayı başarıyor ve kuleyi ittirmeye de başladılar. Acaba alacaklar mı kuleyi? Ya da kule altına girecekler mi? Holy Phoenix ve Elvin orada durmaya devam ediyorlar. Bu arada orta koridorda Naru ve Crystal koridoru ittiriyorlar. Bir kule takası gerçekleşecek HVA ve Dark Passage arasında. Bu kuleyi almayı başardı HVA takımı. Ne durum şu anda 1-1. Yani onlar bunu yaparken Ult ile minyonları gibi... çok akıllıca bir orada şey denedi ama yok, minyonlar yeterli. Yetişince oo, bu arada Hecarim geldi. Ultisini kullanıyor. Arkadan da Holy Fings var. Stomage'den muazzam bir ulti geldi. Arkadan da Holy Fings'i uzaklaştırmak için Zeitnot'un yapabileceği hiçbir şey yok Elvind karşısında. Ve bir skor daha gidiyor. Diğer tarafta Crystal var. Riskhunter da orada. Ve Lelouch da yetişti. Lelouch'a doğru koşunca Stomage hızı artıyor. Kurtulmaya çalışıyor. Bu arada Crystal boşa gitti ultisi ama Stomage düşüyor. HVA'dan birazcık burada yanlış bir oyun izlediğimizi söylemek doğru olur. Yani orada çok uzun süre geri dönmedi. Zeitnot diye geri dönmedi. Belli değil. Ve karşısına skoru verdi. Bir asisti var şu anda Holy Phoenix'in. Bir skor. Sion'da iki skor. Hecarim'deki o Hecarim oyuna oldukça geride başlamıştı. Ve dakika 10'daki eşyalarını da zaten şu anda görebiliyoruz. Maçın Ağırkan başında öngördüğümüz gibi. Ya Ağırkan'a doğru gidiyor. Zaten botlarını tamamlamış. Üstüne döndükten sonra yani bir 10 saniye sonra zaten
istediği koridora ulaşabiliyor. 2-0 1 oynadığı için şu anda son derece korkulan bir şampiyon haline geldi Ekarim. Evet. İlerleyen dakikalarda risk atır yani Zerat'ı ve Graves'i hiçbir şekilde rahat bırakmayacaktır. Bu arada Corki de arkanını bitirmiş. Zeitnoff da kazmasını ve hırs kılıcını almış, cebine koymuş durumda. Ekarim bu arada oradaki pembe totemi kesiyor. Bir tane de kendi totemini koydu oraya, ziynetini yerleştirdi. Ya şimdi orta koridorda, bu arada alt koridor Zeitnot yakalanıyor, kaçabilecek mi acaba oradan bakıyorum şimdi. Bir de ulti geldi, Touch'tan Zeitnot düşüyor, çok büyük bir hata. Touch ne yapıyorsun Touch? Yani bunu ilk oyunda da yapmıştı, o tutturduğu ölüm cezalarıyla beraber maçın kaderini değiştiriyor. Ya burada bence biraz Touch'ın tutturmasından çok Zeitnot'un çok ileriye çıkmış olması daha büyük problem. Bu arada Naru yukarı koridora Fafavus'a bir baskın yapmaya çalışıyor. Bir kez daha tutturdu o hilal saldırısını, bir de orada tutuşturmasını koydu. Şimdi Naru'yu kule altında sersemlikle başarıyor ama karşılıklı sıçramalar Fabulous hayatta kalmayı başarıyor. Yukarı koridorda. Gragas alt koridorda kuleyi tutmaya çalışıyor. Crystal'la geldi şimdi yukarı koridorda ama Fabulous kaçıyor mu? Kaçmayı başarıyor son anda. Ama kulesini kaybedecek. Kulesini kaybedecek. Yani Dark Passage bu oyunda kontrolü biraz erken ele geçirdi. Bunu söylemek lazım bence artık. 2000 altına yakın fark var arada. Ejderha'da üstünlükleri var. Heva aradığı performansı bulamadı en azından ilk dakikalarda. Elwynn bu arada orta koridorda şimdi bir baskın yapıyor. Risk atı bakalım oradan çıkabilecek mi? Crystal'a geldi. Risk atı kaçış yok. İşte bu kuleyi erken kaybetmenin en büyük hatası bu oldu. Çünkü Zerat biraz da oyunun ilerleyen dakikalarında varlık gösteren şampiyonlardan biri. Hasarı daha fazla artan bir şampiyon. Şöyle bir durum da var. Hecarim tercihi gerçekten çok önemli bir tercihti. Dark Passage bu tercihi son şampiyon olarak gerçekleştirdi. Ve rakibin hiçbir şekilde mobil özelliği olmayan bir orta koridor şampiyonu seçmesini gördükten sonra yaptılar bunu. Rakip de Zerat olduğu için Hecarim hiç düşünmeden direkt onun üzerine oynuyor ve rahatlıkla bu şekilde skor bulabiliyorlar. 2-0-2. Botun tamamladı. Sığınak botları var üzerinde. Pırıltı ve Ağırkan'ın yarısıyla beraber şu anda hasar miktarı da son derece yüksek. Evet. Şu anda Ejderha çıktı ve Dark Passage Ejderha etrafındaki yerini aldı. Bu sefer Heyvan'ın tamam bedava bir şekilde bırakmaması lazım bu Ejderha'yı. Dark Passage'a 3200'e kadar indi Ejderha'nın canı. Arka taraftan Graves de yaklaşıyor. Şimdi risk atırdı oraya doğru yaklaşıyor. Her an burada bir savaş kopabilir. Çok azaldı Ejderha'nın canı. Ejderha düşüyor. Naru arka tarafta yakalanıyor bu arada. Naru'yu almaya başarabilecekler mi? Son anda orada çıkmayı başarıyor. Ve Zerat'ı da düşürüyorlar. Stomage'in canı çok az. Stomage oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Ultisini kullandı. Ve orada vücut darbesiyle uzaklaşıyor. Holyphrix çok ileriye gitti. Ve hemen bitkinleştirme vardı onun üzerinde. Zeytnot yakalandı bu sefer. Zeytnot kaçabilecek mi? Hızlı tetik. Ardından koşmaya çalışıyor ama nereye koşacak? Koşacak yer yok. HVA'dan arka arkaya çok büyük hatalar. Şimdi Lelouch kaçmaya çalışıyor. Yani bir önceki maçtaki performanstan sonra şu anda HVA'nın bu performansını gerçekten anlayamıyorum. Çok fazla zorlanıyorlar. Fabulous şimdi Elwynn'i yakalamaya çalışıyordu ama işi zor. Stomage hala kaçıyor bu arada. Holyphrix de geldi şimdi oraya. Sıçramasını da harcadı. Ha. Yani sıçramasını da boşuna harcadı. Deneyecekti ama. Sıçramasını da boşuna harcamış oldu böylece. Fabulous da oraya doğru geliyor ama tek yapabileceği minyonları ittirmek olacak diye tahmin ediyorum. Çift güçlendirme bu arada Holyphrix'e kaldı. Evet. Bu da son derece önemli. Yani olmadı bu maç şu ana kadar en azından HVA için. 8'e 1 skorlar. 17. dakikanın içerisindeyiz. 4300 altın fark var Dark Passage lane'e. 2 kule önde. Yine Dark Passage baktığımız zaman ayrıca 2 ejderha avantajına da sahipler. Hecarim şimdi orta koridora geliyor minyonları ittirmek için. Elwynn. Ya bir de her şeyi gerçekten HVA iyi yaparak başladı maça. Evet. Yani koridor değişiminde daha üstün çıktı ama alt koridorda özellikle bir iki tane hata burada çok zorladı. Bu arada risk atı yakalanıyor yine Crystal'a. Ya bakın o kadar savaşa giriş mekanikleri, dinamikleri kuvvetli ki Dark Passage'in. Yani adeta Zerat gibi bir şampiyonu seçtiği için risk atırı cezalandırıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani yapmaları gereken zaten buydu Dark Passage ekibinin. Bunu da çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Taşın geldiğini görmüyor zaten. Not oraya doğru gidiyor ama evet şimdi gördü ve hemen uzaklaştı oradan. Geçen maçta Riskater Lissandro oynadığı için
bu tarz böyle tehlikeli pozisyonlardan o pençesiyle sıyrılmayı başarmıştı. Evet. Ama şimdi üzerinde böyle bir büyü olmadığı için artık sıçrasına başvurmak zorunda kalıyor. Bu arada ormanın içerisinde yok. Ormanın içerisinde Sion birini yakaladı zaten de. Boş çıkmış. Ya bu arada Crystal'ın üzerine gidiyor. Yeterli hasar verebilecek mi diye bakıyorum. Şimdi ultisini de açtı. Crystal'ın üzerine muazzam bir hasar. Son vuruş sıçramasını kullanmak zorunda kalıyor Crystal. Bu skoru vermemek için. Fabulous'un üzerindeki Riley sanki bu oyunun eşyası değilmiş gibi gözüküyor. Yani tanklaşması gerekecek biraz. Ki bu tanklaşmayı sadece ekstra candan çok kazanabileceğini pek sanmıyorum. Yani belki bir Zonya ilk eşyayla daha uzun süre durabilirmiş gibi geliyor takım savaşında. Çünkü içeriye girip ulti kullanmasına rağmen büyük bir ihtimalle Naru veya Holy Phoenix onu eritmeyi başaracak takım savaşında. Naru'ya karşı birebir de zorlanıyor zaten Naru. Çok yüksek hasar üzerinde. Ya Fabulous'un bu takasa girmemesi lazımdı bence. Oo, yalnız arkadan risk atır geldi. Acaba skoru alabilecek mi? Naru ters tarafa doğru minyonlar ittirmek için gitti. Risk atırın ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi burada birebir bu savaşı yapmak istiyor mu? Bir kez daha tutturdu. Bir yetenek daha tutturdu. Naru sağ sol yapıyor. Son anda Thresh hava yolları. Yani biraz fazla oyalandı sanki orada risk atır. Ve bekledi. Naru orada kaçmayı başardı. Stomage'in ultisi beklenen etkiyi vermedi. Burada kulenin canı çok az. Düşmek üzere kule düşüyor. Ve bir kule daha kaybetmiş oldu böylece. HVA ekibi 4'e 1 oldu kulelerin durumu. Ve ormanın hakimiyetini tamamen yine ilk maçta olduğu gibi Dark Passage'in ellerine bıraktı HVA böylece. Evet, durum 9'a 1 19. dakikada. Holy Phoenix şimdi üst koridoru ittirmeye devam ediyor. Şöyle bir gülüp rakibinin suratına uzaklaştı oradan. Crystal bu arada rakibin yani HVA'nın mavi güçlendirmesini çalıyor. HVA ekibi de şu anda biraz daha rakiplerine karşı pasif oynamayı deniyor gibi biraz daha geride duruyorlar. Çok açılmamaları lazım zaten. Haritanın kontrolü çünkü şu anda tamamen Dark Passage'in ellerinde. Bir de senin de söylemiş olduğun gibi Dark Passage'in yine esasına baktığında kompozisyonu çok mobil bir kompozisyon. Hikarim'in özellikle mobilliği şu anda yani bir alt koridorda, bir orta koridorda, bir yukarı koridorda ve HVA buna cevap veremiyor. Ve 55 saniye sonra bir ejderha daha çıkacak. Şu anda DP bu ejderha için açıkçası yaklaşıyor. Taşın üzerine bu arada çok yüksek hasar var. Diğer taraftan Naru'yu görünce çıkmak zorunda kaldılar. Stomage üzerine bitkinleştirme olarak uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır. Sion'da kalıyor. Arkadan da Hecarim geldi. İşte bu Hecarim'in bu özelliği çok önemli. Fabulous oradan çıkmak zorunda kalıyor. Naru bir skor dağılıyor. Risk atır düşürmeyi başarıyor. Evet, Lelouch son anda sıçıyor duvarın üzerinden ve kaçıyor. Yani şu anda Dark Passage ekibi oyuna hakim gözüküyor. Haritaya hakim gözüküyor. 20. dakikaya kadar sadece bir tane skor verdiler. Ve geçen maçta yaptıkları hatalardan, belki de yanlış eşya seçimlerinden sonra artık biraz daha kendilerini toparlamış gibi duruyorlar. Yani 8000 altınlık fark var arada. Dakika henüz 20'de. 21. dakikanın içerisindeyken. Yani muazzam bir fark. Ve şimdi Naru ile Crystal ejderhayı alıyorlar bir kez daha. Bu arada alt koridorda Zeytnot'un üzerine gidiyor Holy Phoenix. Zeytnot'la da birebir bir mücadele ediyor. Zeytnot alabilecek mi? Ulti attı. Sıçradı yalnız orada skor alamıyor. Yetmiyor hasar. Son bir otomatik saldırı daha yapamadı. Holy Phoenix'i biraz düşündürmüş olmalı bu son pozisyon ama Zeytnot'un şu anda sıçraması yok bir sonraki savaşta. O bu arada ulti geldi orada Zerat'tan. Kime geldi onu göremedik ama. Yok, menzile sanıyorum ki yetişmedi. Yetmedi herhalde, evet. Hecarim bu arada hareket ettirmeye devam ediyor. Evet. Ve karşısındaki rakibine göre iki seviyelik bir fark yakalamayı başarmış. Ya Fabulous orada gerekli cevap. Bir de ilk önce Riley'nin kristal hasasına gitti Fabulous. Ya bu Zonya seçiminde bulunmadı. Yani şu anda rakibin içine girmeye çalıştığı zaman Corki'den yediği bir tane roket ve fosfor bombasıyla zaten
canının neredeyse yarısını kaybediyor. Herhangi bir tank özelliğe, daha doğrusu zırh veya büyü direncine sahip olmadığı için hani ultisini kullansa bile Graves bu arada yakalandı galiba, evet, orada taça. Şimdi orada Holy Phoenix de geliyor ve taç yine yapacağını yapmış. 0-1-8. Ya bu maçı HVA gerçekten şu anda aradaki fark kapatamıyor, zorlanıyor. 23 dakikada 5. kuleyi alıyor şu anda Dark Passage. Yani bir önceki oyundan sonra gerçekten de biraz seçim ve yasaklama ekranında sonucu gidişatı belirlenen bir maç gibi oldu esasında. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama burada Dark Passage'in yaptığı seçimlere HVA aradığı cevapları bulamadı yaptığı seçimlerle. Yani bu tarz mobil olmayan şampiyonlar seçtiğiniz zaman Dark Passage genelde affetmiyor sizi. Yani bir solo queue maçında veya başka bir oyun tarzına sahip bir takıma karşı Zerat gibi bir şampiyon seçebiliyorsunuz. Ama Dark Passage'e karşı seçtiğiniz zaman bir şekilde o ormancı ve orta koridor oyuncusu hep sizin üzerinize oynuyor. Hep son derece baskın bir şekilde. Zerat da geliyor bu arada, sözünü kestim ama. Evet, bakalım. Onu Naru'yu kıstırmaya çalışacaklar ama Naru uzaklaştı o pozisyondan anında. Evet, devam edebilirsin burada sen. Teşekkür ederim. Dark Passage'e karşı seçtiğiniz zaman ya skor veriyorsunuz çok fazla, yani şimdi gördüğümüz gibi 0-3-1 oynuyorsunuz, ya da minyonda geriye düşüyorsunuz. Kenan bu arada son anda oradan Naru'dan kurtulmayı başardı. Naru şu anda 3'e 1 pozisyonda, kaçmaya devam ediyor. 1-2-3. O bu arada karşılıklı. Şu an 3'e 1 mücadele ediyor yani Naru. Yukarı koridorda burada Zeytnot'un yeni bir baskın var ama Zeytnot orada skoru almayı başarıyor en azından. Hekarim'i öldürmeyi başardı. Şimdi bir de Stomage yakalandı ama Stomage oradan uzaklaşacak. Crystal üzerine doğru gidiyor. Stomage bakıyorum, ultisi var mı? Ultisi de yok. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. 2'de 2 yapan Holy Phoenix. Yani 5-0-3 oldu yine durumu. Burada Fabulous da yakalandı. Üzerine bitkinleştirme var. Son anda Lelouch geliyor. Orada Muson'unu kullanıyor. Fabulous'u kurtarmak için. Ve bir kule daha gidiyor. 6. kule oldu bu. Aradaki altın farkı 11.000'e kadar çıktı. Dark Passage lane'e. Yani bu maçın büyük bir ihtimalle Dark Passage'a gittiğini göreceğiz. 24. dakikada 10.000 altın farkı geçmeyi başardılar. Bir sonraki hedeflerin yani ne olacak diye bakıyorum. Baron'u alıp büyük ihtimalle ondan sonra bir imitör kulesi almaya çalışacaklar ya, diye tahmin ediyorum ben. Öyle yapabilirler veya hani daha böyle sakin, temkinli oynamak istiyorlarsa, acele etmek istemiyorlarsa daha doğrusu 5. ejderi belki kovalayabilirler. Oo, bu arada Crystal'ın üzerine çok yüksek bir hasar var ve Crystal yine sıçrayarak oradan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Zaytnot orada gördüğü gibi hemen cezayı kesti Crystal'a. Bak, Crystal'da bu arada yine zırh yok. Bilmiyorum, fark ettin mi? Evet, Crystal dediğin gibi aslında, evet. Full yine büyü direncine şimdi gitmiş olan. Demir Soler'in broşu esasında çok yanlış bir seçim değil HVA'ya karşı. Kesinlikle, yani Kennen, Gragas ve evet, Zerat'a karşı kesinlikle yapılması gereken bir tercih. Ama böyle bir durumda genelde botunuzu zırh yönünde yaparsınız. Rakibin otomatik saldırılarından korunabilmek için. Ana eşyalarınızı büyü direnci şeklinde gerçekleştirip botla birazcık onu dengelemeye çalışırsınız. Ninja tabiyle. Holy Phoenix yaklaşıyor. Pembe totemi kaybedecek. HVA takımı geriye çekiliyor. Şu anda savaşmak istemiyorlar. Esasında HVA eğer imitör kulelerinde doğru bir savunma yaparsa, biraz da uzun bir süre boyunca doğru bir savunma yapabilirlerse, yani en azından durumu eşitlemek olmasa da bunun adı, birazcık nefes alacak zaman bulabilirler ve ardından da dakikada ilerledikçe biraz daha savaşacak pozisyon olabilir. Bu arada şimdi Holy Phoenix'i orada yakalamaya çalışacaklar mı acaba? Holy Phoenix bu arada Zeytnot'la orada birebir bir kapışma gittiler. Bu arada Stonehenge ultisi boşa gitti. Yani Naru ve Elvin şu anda olabildiğince... O risk atır yine yakalanıyor. Arkadan da Crystal'a. Diğer taraftan Holy Phoenix geliyor şimdi. Lelouch arada kaldı. Zeytnot oradaki pozisyona gelmeye çalışıyor. Ölüm cezası. Crystal orada. Elvin de orada. HVA'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Risk atır orada kovalanıyor. Hiçbir şey yapmasına düşüyor. İzin vermedi. Yine 2'de 2 yapan, 3'te 3 yapan bir Holy Phoenix. Sanırsam ki maçı bitirmeye doğru bile gidebilirler şu anda. Evet, büyük bir ihtimalle.
Ve yine teslim olmuş HVA ekibi ve 26. dakikada Dark Passage hızlı bir galibiyet almayı başardı diyebiliriz HVA ekibine karşı. Evet. Yani işte seçim ve yasaklama ekranı önemli diyoruz ya, satranç ekranı gibi diyoruz ya. Orada doğru bir strateji kurulmadığında böyle bir sonuç veriyor. Burada hani heyvanla yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü hem Sion hem Hecarim risk atarak yapabileceği hiçbir şey yok. Bir de çok erken dakikalarda kulesini kaybedince sırtını yaslayabileceği bir yer kalmadı. Ve arka arkaya da skorlar geldi zaten. Sadece risk atardan değil, bütün HVA olarak. Arkadaşlar şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bir soluklanalım. Ardından bu muhteşem serinin 4. maçıyla karşınızda olacağız. Bakalım HVA durumu eşitlemeyi başarabilecek mi? Yoksa Dark Passage bu maçı da kazanarak acaba Beşiktaş'ın finaldeki rakibi mi olacak? Bunu